Ekmek yemişti mi yağlı ekmek yiyin. Gelin yiyin, gelin. Aha ekmek. Gelin. Ekmek mi yiyorsunuz? He. He, tamam pişirdim, gelin. Al bu sana. Alperen çok mu acıktın? Al Alperen, bu da sana. Al bunu da saat. Ay içiniz de yiyin. Nasıl, lezzetli mi? Evet, çok güzel. Doğal tandır ekmeği. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. İnciler düşsem yoluna, sırmalar taksam koluna. Fırtınalar dinsin yana, selam Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan aşacağız. Yönümü çeviriyorum çünkü Kafkaslar doğumuzdadır. Türklüğe şan katacağız. Türk'ün yaldızlı, aylı, hilallı bayrağını Moskova'ya asacağız. Selam olsun şehitlerime. Selam olsun gazilerime. Bu uğurda emek çeken herkese selam olsun. Allah Türk'ü korusun ve yücesin. Evet, ismim Gültekin Ocakverdi. Karakale Köyü muhtarıyım. 2019 seçimlerinde göreve geldim. Sağ olsun köylülerimiz bizi tercih etti, seçtiler. Şimdi ben size köyümü tanıtacağım buradan. Köyümüz 65 hane. 300 nüfusa sahip. Şehirdekilerle beraber 400-450 nüfusa sahip oluyor. Şehirdekiler de yazın gelip burada ikamet edebiliyorlar. Yani tatil maksatı gelip ondan sonra tekrar köylerine, şehirlerine dönüyorlar buradan. Bizim buradaki nüfusumuz genellikle hayvancılıkla uğraşıyor. İşte yüksek oranda hayvancılık sağlanıyor köyümüzde. 2000'e yakın büyükbaş hayvanımız var. 1200 tane de küçükbaş hayvan saklıyoruz köyümüzde. Daha sonra bu seneki görevlerimizin içinde başladığımız zaman köyümüzün içini parke taşı yaptık. 3200 metrekare parke taşı döşettik. Bir kısmı eksik kaldı, bir 500 metrekaresi. Onu da ilerleyen zamanlarda sözünü aldık, inşallah yapılacak bu da. 7 kilometre de yolumuza dolgu yaptırdık. 1 metreye yakın bir dolgu. Asfaltı hazır bir şekle getirdik onu. Nasip olursa bu sene ve önümüzdeki senelerde asfalt atma ödeneği çıkarsa eğer bize, onu da attıracağız. Sonra mezarlıklarımız tahrip olmuştu. Mezarlıklarımızın duvarlarını köyümüzün imkanlarıyla yaptırdık. Çoban evimiz yoktu burada. Çoban evi köyümüzün imkanlarıyla yaptırdık. Köyümüzün yaylasına içme suyu getirdik, şebeke suyu. Bunda hayırsever iş adamımız Erkan Koçalı Bey'den 30 bin lira talep ettik, sağ olsun kendileri bizi kırmadı. 30 bin lira bize verdi. Ondan da faydalanmış olduk orada. Çok teşekkür ediyoruz buradan da kendisine. Bir de yapacağımız işlerin içinde de köyümüzün suyu motopomp sistemiyle basılıyor köye. Elektrikle yani. Bu da tabii ki her ay geldiği için köylü kesimini zorluyor yani. Maaşlı olmadığı için
Bunu da bir güneş enerji sistemi kurdurmak istiyoruz buna. Eğer nasip olursa seneye onu da yapma niyetimiz var. Bir kaptaj sistemimiz var. Kaptajımız tahrip oldu. Kaptajı seneye kararını aldık. Seneye nasip olsa kaptajı yaptıracağız. Bir de depomuzun onarımı var. O yapılacak. İşte yaptığımız işler bunlar. İnşallah önümüzdeki senelerde eksiklerimizi de gidermeye devam edeceğiz. Thank you.